Avrasya bölgesine özgü ilk ve tek ekonomi belgesel programı EkoAvaz, her hafta olduğu gibi bu hafta da sizleri sürükleyici başarı hikayeleriyle buluşturmaya devam ediyor. EkoAvaz bu hafta, yaşadığı tüm zorluklara rağmen halkıyla bağımsız bir devlet kurmayı başaran Bilge Kral, Aliya İzzet Begoviç'in topraklarından sizlere seslenecek, Türkiye ve Bosna Hersek'in oluşturduğu ortak ekonomik işbirliği alanlarını bölgenin genç ve başarılı müteşebbislerinden Mustafa Yavuz'un anlatısıyla sizlerle buluşturacak. Avrasya bölgesinin nabzını tutan ekonomi belgesel programımız EkoAvaz başlıyor. ...1982 yılında Giresun'un Şebin Karahisar ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Yavuz, ilginç yaşam serüvenini TRT Avaz izleyicileriyle paylaştı. 1982 Giresun Şebin Karahisar doğumluyum. İlk öğretimimi Şebin Karahisar'da bitirdim. Orta ve lise öğretimimi Şebin Karahisar İmam Hatip Lisesi'nden okudum. Üniversiteyi Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldum. 2001 yılı krizinden dolayı mezun olduktan sonra iş bulmada bayağı bir zorluk çektim. Bizim İstanbul'da karşı komşumuzun Bosna Hersek'te halı firmaları vardı. Halı firmalarında pazarlama eleman olarak 2 yıl çalıştım. Karşı komşumuz vasıtasıyla geldim Bosna'ya. 2 yıl Bosna'da bir halı firmasının pazarlama bölümünde çalışan Mustafa Bey, ticarete nasıl atıldığını EkoAvaz izleyicilerine anlattı. 2 yıl bir halı firmasında pazarlama elemanı olarak çalıştıktan sonra işi bıraktım. 15 gün Türkiye'ye gittim. 15 gün sonra tekrar Bosna'ya dönüp bir firma kurdum. Sadece pazarlama faaliyetleri sürdürüyordum. Çelik kapı ve plastik ev gereçleri konusunda faaliyet gösteriyordu bu firma. Küçük çaplı bir firmaydı. İlk ticari tecrübem bu şekilde 2005 yılında başladı. Abim küçük yaşta bu ticarete girdi. Şu an benim yaşımda, benden daha küçük yaşlarda işte bu ticarete atıldı. Bize de bir iş imkanı sağladı. Biz de geldik, çalışıyoruz beraber. Herkes kendi işini yapıyor. O pazarlama, ben imala sektörüne bakıyorum komple. EkoAvaz izleyicileri için Mustafa Bey'e neden Bosna Hersek'i seçtiğini sorduk. Bosna Hersek'i seçmemin temel nedeni, Bosna Hersek'te 2 yıl pazarlama elemanı olarak çalıştığım için hem dilini, hem kanunlarını, hem bölge olarak bölgeyi iyi tanıdığımdan dolayı ticaret yapabilmek için Bosna Hersek'i seçtim. Özellikle plastik ev gereçleri konusunda büyük eksiklikler gördüm pazarda ve çelik kapı konusunda büyük eksiklikler gördüm. İlk ticarete atıldığımda plastik ev gereçleri ve çelik kapı satışıyla başladım. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2001 krizi nedeniyle Türkiye'de iş bulamayarak Bosna Hersek'e çalışmaya giden Mustafa Yavuz, 2 sene boyunca bir halı firmasında çalışmış ve sonunda kendi işini kurmaya karar vermişti. Peki ama ilk işi için sermayeyi nereden bulacaktı? İlk sermayemi ben Bosna Hersek'te işi bıraktığım zaman cebimde sadece 3500 lira para vardı. Bu parayla sadece Bosna Hersek'te bir firma kurabiliyordum. Kesinlikle hiçbir mal tedariki yapamıyordum. Sadece bu firma, bu parayla gittim Bosna Hersek'te firmayı kurdum. Mal tedariki için de yengelerimin altınlarını borç alarak, bozdurarak başladım bu ticarete ilk olarak. Yengelerimin altınlarını borç olarak aldım ve 2 yıl, 3 yıl sonra geri ödemek şartıyla bunları bozdurdum.
Ve ilk tır aldığım ürünlerin parasını bu bozdurduğum altınlarla dedim. Bu şekilde başladım ticarete, yani ilk sermayem buydu. Allah razı olsun yengelerimden. Abim ilk Bosna'da çalışmaya gelip, işi bırakıp geri döndüğünde dedi, biz Bosna Hersek'te böyle böyle bir iş yapmak istiyoruz diye bize bir teklif sundu. Biz komple bütün bir aile olarak tam %100 destek verdik ve ne olursa olsun gitmesini istedik. O dedi, bu işte yani batmak da var, çıkmak da var ama biz dedik %100 git. Yani kafana koymuşsan git. Biz senin başaracağına inanıyoruz dedik. O bir yola çıktı. Allah razı olsun yani. Bize de bir iş imkanı sağladı. Bütün aile burada çalışıyoruz. Bu firma, bu grupajda çalışıyoruz. Hani Allah razı olsun diyelim. Başka diyecek bir şeyimiz yok. Mustafa Bey'in en önemli özelliği bir kere sıfırdan gelip belli bir ticaret hacmine, belli bir istihdama sahip olma özelliğidir. Yani bir başarı öyküsüdür bu ülke için. Aynı zamanda Türk insanının için, yani sıfırdan gelip de neler başarabileceğini kanıtıdır Mustafa Bey. Tam anlamıyla sıfır noktasından başlayan bir iş hayatı. Mustafa Bey'in hayatının örnek alınacak yanı, şüphesiz ortada hiçbir şey yokken içindeki azmi keşfedip ideallerinin peşinden gitmesiydi. Bu yolda en büyük motivasyonuysa kendisine güvenen insanları yarı yolda bırakmamaktı. Tıpkı Çanakkale'de elde avuçta hiçbir şey olmadan vatanı koruyarak geride kendisine güvenenleri mahcup etmeyen vatan evlatları gibi. Bugünlerde işte bu vatan evlatlarının torunlarıdır. Yurt dışında Türk bayrağını başarıyla dalgalandıranlar. Tabii ticarete ilk adımım heyecanlı oldu. İlk firmayı açtığımda çok heyecanlıydım. 90 metrekarelik bir yerde başladım. Bir de arkamda birçok güvenen insan vardı bana. Hem yengelerim olsun hem ailem olsun. Bu konuyu başaracağıma herkes inanıyordu. Ben de inanıyordum. İnanarak çalıştım ve başarmak için elimden geleni yaptım. Üniversiteden mezun olduktan sonra işsizler kervanına katılan Mustafa Yavuz, kendisiyle aynı kaderi paylaşan üniversite mezunu Balkan gençlerine iş imkanı sunmak için yaptığı yatırımları Eko Avaz izleyicilerine anlattı. 2005 yılında ilk firmamızı kurmuştuk. İlk şubemiz Bosna Hersek'in Tuzla kantonunun Srebrenik kentindeydi. Bu gibi plastik ev gereçleriyle başladık. Çelik kapıları satmaya başladıktan sonra piyasada bir PVC kap pencere sistemlerinde bir eksiklik olduğunu fark ettik ve Türkiye'den bazı firmalarla anlaştık ve hazır PVC getirip satmaya başladık ilk etapta. Aynı yıl 2005 yılında bir şube daha açtık. Bu şekilde başladık. 2007 yılında Türkiye'de tedarik sorunu yaşadığımız için biz Türkiye'ye bir PVC pencere imalathanesi açarak tedarik işini çözmeye çalıştık. 2007 yılından sonra tedarik işini çözdükten sonra Bosna'da şube sayısını artırmaya başladık. İşler gittikçe arttığından dolayı 2009 yılında da PVC atölyesini, bir tane de Bosna Hersek'e kurduk, büyük bir atölye. Ya 2010 yılında 11 tane şube oldu Bosna genelinde. Şu anda 2011 yılında kendi markamızda profil üretmeye başladık Türkiye'de büyük bir yatırımla. Ve şu anda 2012'de Bosna genelinde 100'ün üzerinde bayimizle, ondan sonra 11 tane şubemizle, mesela Sırbistan'da kendimize ait 2 tane firmamızla, belki 15-20 tane bayimizle, Karadağ'da bayilerimizle, yani Balkan coğrafyasına kendi alanımızda hakimiyet kuran bir firmayız şu anda. Ben 2,5 yıl önce geldim buraya. İlk geldiğimde ilk tanıştığım arkadaşlarımızdan birisiydi, iş adamlarımızdan birisiydi. Çünkü işimiz dolayısıyla gerçekten çok dolaşıyoruz. O dolaşmalarımızın birisinde de kendisiyle tanıştık, Mustafa Bey'le tanıştık. Mustafa Bey gerçekten Bosna'da benim gördüğüm işini en iyi yapan arkadaşlarımızdan birisi. Ve ben bunu gerçekten gelen, tanıştığım, görüştüğüm insanların çoğuna da anlatıyorum. Mustafa Bey, yanlış hatırlamıyorsam 2002'de Bosna'ya bir işçi olarak gelip de bugün firma sahibi olmuş ve çok şükür ki 10 milyon eurodan fazla da ciro çeken bir firmanın sahibi. Ve çok ciddi şekilde de istihdam oluşturan, istihdam yapan bir arkadaşımız. Bu vesileyle kendisini gerçekten kutlamak lazım. Bu aynı zamanda da Türkiye'deki Bosna'ya gelip de yatırım yapmak isteyenler için çok güzel bir örnek kendisi. Hem dünyevi olarak hem uhrevi olarak her açıdan baktığımızda örnek alınabilecek çok güzel bir insan.
Allah yolunu, bahtını, tarihini, işini rast getirsin. Yol açık olsun. Mustafa Bey hakikaten örnek alınması gereken iş adamlarımızdan bir tanesi. Çünkü çok genç yaşta Bosna'ya gelip burada üniversite öğrencisi olarak işçi hayatına başlayıp şu anda Bosna kültürünü, Bosna'daki iş hayatını iyi öğrenip buradaki diyalogları, işte Türklerle, Boşnaklarla diyalogları, yaptığı iş yeri, işte Türkiye ile Bosna arasındaki ticari gelişimi, bunlar bu ülkeye katkıları, Türkiye'ye katkıları. Hakikaten bizim için gurur verici. Mustafa Bey buraya genç yaşlarda gelip Bosna hükümetine ciddi katkılar sağlayan sıfırdan en üst seviyede bir iş adamı arkadaşımızdır. Bizim için de mesela ben mesela Mustafa Bey ile olan bir küçük bir anımı anlatayım. Şöyle bir şey. Biz Mustafa Bey ile buraya ilk tanıştığımızda yoldaki tabelalardan Yavuz'u şey yapıp telefon numarasını bulup merhabalar ben Sertaç deyip de merhaba ben de Mustafa deyip bir saat iki saat sonra zamanını ayarlayıp bize bu ülkedeki tecrübelerini paylaşan bir arkadaş. Bu yüzden Mustafa Bey gerçek anlamda hem Türkiye hem Bosna Hersek için bu bölge için çok ciddi bir iş adamıdır ve çok kaliteli bir insandır. Hem insancıl olarak hem de ticaret bakımından olarak. Mustafa Bey böyle bir insandır. Şu anda 31 yaşındayım. 11 yıldır aktif ticaret hayatımda faaliyet gösteriyorum. Şu anda Bosna Hersek'te 2 tane, Sırbistan'da 1 tane, Türkiye'de 3 tane firma olmak üzere toplam 6 tane firmam var. Bu tamamen bir Allah'ın lütfudur bana. Yani bu kadar kısa bir zamanda, bu kadar genç bir yaşta bu kadar firma kurmak öncelikle tamamen bir Allah'ın lütfudur. Bu lütfa sahip olmak için elinden gelen çabayı gösterdim. Disiplinli bir iş hayatım vardır benim. Bosna'da başlayan yatırımlarını Türkiye'de de devam ettirdiğine değinen Mustafa Bey, iş güvenliğine verdiği önemi ve Türk-Boşnak işbirliğinin gelişmesi için yaptığı çalışmaları TRT Avaz ekranlarında anlattı. PVC kapı pencere sistemleri imalatı, ısı cam imalatı ve ahşap kapı imalatı olmak üzere üst sektörde faaliyet gösteriyoruz. PVC konusunda en son teknoloji makinelerle, robot teknoloji makinelerle faaliyet gösteriyoruz. Bizim elemanlarımız sadece makinelere yön veriyorlar. İş güvenliği açısından ve tasarruf açısından bu makinelere bu gibi yatırımlar yapıyoruz. Tekirdağ'daki tesisimizde PVC profil fabrikamız var orada. PVC levha hattı fabrikamız var. Isı cam fabrikası ve PVC pencere sistemleri fabrikamız var. Biz orada kendi markamızla profil çekip dünyanın 10 ülkesine ihracat yapıyoruz. Türkiye'den dünyanın 10 ülkesine ihracat yapıyoruz. Kendi markamızla, kendi profil tesisimizle. Orada da en son teknoloji, 2014 model en son teknoloji makineleri kullanıyoruz. Bosna Hersek'ten ihracat yaptıklarının altını çizen Mustafa Yavuz, bu ihracatın Bosna ekonomisi için ifade ettiği öneme vurgu yapıyor. Biz Bosna Hersek'te Türk yatırımcılar arasında kendi sektörümüzde ilk sıradayız açık arayla. Aynı şekilde yabancı yatırımcılar arasında da kendi sektörümüzde ilk sıradayız. Kapasite bakımından, ihracat bakımından ilk sıralarda yer alıyoruz. Biz ortalama 170 tane çalışanımız var bu sektörde. Bosna Hersek'te toplam çalışan sayımız 170. Yani ürettiğimiz ürünlerin %20'sini de ihracat yapıyoruz. Bosna Hersek'ten çevre ülkelere, Karadağ, Sırbistan, İtalya, Avusturya, Hollanda, Almanya bu gibi ülkelere de ihracat yapıyoruz %20. Mustafa Bey, çalışma prensiplerine ve Bosna Hersek'te oluşturdukları samimi iş ortamına şu sözlerle değindi. Bizim Bosna genelinde 170 çalışanımız var. 5 tane Sırbistan'da çalışanımız var. Bunlardan sadece 3 tanesi Türk ve diğerler tamamı Boşnak. Biz çalışanlarımızla bir arkadaş gibi bir diyalog halindeyiz. Küçüklerimizle bir kardeş gibi, kendi yaşıtlarımızla bir arkadaş gibi, büyüklerimizle bir abi gibi. Bu şekilde bir aile havası oluşturduk kendi firmamız içerisinde. Bu şekilde devam ediyoruz çalışmalarımıza. Ama benim iş prensiplerim vardır. İş zamanı iş, arkadaşlık, dostluk zamanı dostluk. Kesinlikle disiplinden hiçbir zaman taviz vermem. Bu benim abim de olsa, küçük kardeşim de olsa. Tabii bunlar da var zaten firmalarımız arasında çalışanlar da. İş konusunda disiplinden hiçbir zaman taviz vermem. Bu kim olursa olsun fark etmez. İş prensibi kesinlikle disiplin, artı kararlılık. Ve hiçbir yöne bakmadan direkt ileriye gitmek. Abim iş hayatında çok
disiplinli ve prensipli birisidir. Bütün her şeyin standartlara uygun ve iş güvenliği olsun, her konuda desteklidir. Her konuda bize destek verir, iş konusunda olsun. Ne gerekiyorsa yapmamızı söyler. Herhangi iş güvenliği veya pazarlama olsun, her konuda arkamızda destek veriyor hep, her zaman. İş konusunda, yani zaman tanımayan, yani önceliği iş olup ve bununla ilgili de, yani mesela yanında kardeşi çalışır ama prensipli insandır. Saat kaçta gelinecek, iş bitecek mi veya yapılma, o gün bugünün işini bir kere yarına bırakmayan insanlardan biridir. O yüzden zaten bu geldiği konumu da hak eden bir insandır. Abimle çalışmak güzel yani. Biz şöyle bir öncülüğümüz var. İşi ve evi komple ayırmış bir vaziyetteyiz. Fabrikada, firmamızda içeri girdiğimiz an sadece tek konumuz iştir. Eğer ailevi bir sorunumuz olduğunda dışarıda veya akşam veya başka bir yerde görüşürüz. Geri kalan fabrikanın veya firmamızın içerisine girdiğimiz an tek şeyimiz işle alakalı konuşuruz. Özel hayatımızı gene %99'dan dışarıda konuşuruz. Veya kendi evimizde veya dışarıda bir mekanda. Bu haftaki konuklarımıza Bosna-Türkiye ticari ilişkilerini ve Türk iş adamlarının Bosna Hersek'te yapmış oldukları yatırımları sorduk. Bosna Hersek'te Türkiye arasındaki bizim sektördeki ticaret hacmi yeterli düzeyde. Önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğini tahmin ediyorum. Önümüzdeki belki birkaç yıl içerisinde altın çağını yaşayacak bizim sektörel bazda. Biz Türk yatırımcılar olarak Bosna'da en büyük yaptığımız şey istihdam sağlamak. Üretimi burada yaptığımız için birçok kişiye istihdam sağlayarak işsizlik oranını azaltıyoruz. Bosna ekonomisine kattığımız en büyük katkı bu. Bunun dışında eğitim alanında, sağlık alanında, madencilik alanında birçok alanda faaliyet göstererek Bosna ekonomisine büyük katkılar sağlıyoruz. Eğitim konusunda yatırımlar var. Kağıt konusunda yatırımlar var. Kraft kağıt konusunda. Onun yanında cam sektöründe ham madde sağlayan kuruluşlarımız var. Otelcilik yapan yatırımlarımız var, firmalarımız var. Onun yanında giyim konusunda faaliyet gösteren firmalarımız var. Mustafa Bey gibi ev donanımları, evle ilgili inşaat konusunda faaliyet gösteren firmalarımız var. Buradaki iş adamları şunun özellikle şöyle faydası var, Bosna'ya özellikle. Buradaki sanayinin, iş kültürünün gelişiminde çok faydası var Türk iş adamlarının. Burada yaptığımız bütün yatırımlar ağırlıklı olarak imalat sanayi üzerine olduğu için Bosna bu konuda çok geri kalmış. Özellikle savaş sonrası. Bu eksikliği biz burada tamamlıyoruz. Bu konuda yapılan bütün icraatlarımızı özellikle Türk iş adamları olarak biz bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Bunun dışında biz buradaki Türk iş adamları olarak Türkiye ile Bosna arasındaki bir köprü, bir bağ kurmaya çalışıyoruz. Hem kültürel hem ekonomik olarak. Hayatının her alanında kendisine hedefler koyan Mustafa Bey, acaba firmasına nasıl bir hedef belirlemişti? Biz Bosna Hersek'te kurulduğumuz günden itibaren her yıl %35 büyüme hedefi koyduk kendimize. Kimi zaman %100, %200 büyüdüğümüz yıllar da oldu. Son 5 yıldır büyüme hedefini %35'lerde tutuyoruz ve %35'in üzerinde büyüyoruz. Önümüzdeki yıllar itibariyle bu büyüme oranını aynı şekilde yapmış olduğumuz yatırımlarla daha da büyütmeyi planlıyoruz. Bir milletin gönlüne seslenebilmenin ancak o ülkenin dilini bilmekle mümkün olabileceğine değinen Mustafa Yavuz'a, ticaret yaptığı ülkenin dilini bilmesinin ona kazandırdığı avantajları sordu. Yani bir iş adamının bulunduğu ülkenin dilini bilmesi, o ülkedeki eksiklikleri, ticari açıkları keşfetmesinde olumlu bir etkendir. Bu etkenleri kullandığı zaman hızlı bir şekilde başarıya ulaşabiliyor. Benim hayatımdaki önemli noktalardan birisi bu. Bosna Hersek'e bana kattığı en büyük katkılardan birisi bu. Boşnak dilini bilmem, buradaki halkın ihtiyaçlarını, pazardaki eksikleri keşfetmeme sebep oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra işsiz kalan Mustafa Yavuz, üniversiteden yeni mezun olan genç arkadaşlarımız için bakınız neler tavsiye etti. Ben üniversiteyi bitirdim ve Bosna Hersek'e geldim. Belli bir aşamalardan sonra bana güvenenleri ve hedeflediğim hedeflere ulaştığımı düşünüyorum.
Aynı şekilde benim gibi birçok üniversite mezununun da bu şekilde başarılı olacağına inanıyorum. Buradaki üniversite mezunu arkadaşlarımıza sesleniyorum buradan. Yurt dışına çıksınlar, hiçbir şekilde korkmasınlar yurt dışına çıkmaktan. Ya bu Sırbistan olur, Hırvatistan olur, Bosna Hersek olur, Karadağ olur, Almanya olur. Ellerinden gelen gayreti gösterdikleri zaman başarıya ulaşacaklarına inanıyorum yani. Bulundukları ülkelerde Türk bayrağını dalgalandırsınlar. Biz Bosna Hersek'te Osmanlı Barışı'nın yeni mimarlarıyız. Buradaki insanlara istihdam sağlayarak ekonomik istikrar sağlamak sosyal istikrar da getirir. Bosna Hersek'te yapmış olduğumuz yatırımlar ve Türkiye'de yapmış olduğu iki kardeş ülkede yapmış olduğumuz yatırımlarla karşılıklı ticaret hacmini artırıyoruz elimizden geldiği kadar. Türkiye'den Bosna Hersek'e ticari yatırım için gitmek isteyen yeni müteşebbislerimiz için Bosna Hersek'teki ticaretin sırlarını sorduk ve Bosna Hersek'te ne gibi yatırımların yapılması gerektiğini konuştuk. Türkiye'den gelecek Türk yatırımcılara ilk tavsiyem hangi alanda yatırım yapacaklarına karar versinler öncelikli olarak. Ondan sonra gelip Bosna Hersek'te araştırma yapsınlar bu alanlar hakkında. Biz de Türk firmaları olarak elimizden gelen desteği sağlayacağız. Zaten Bosna Hersek hükümeti ve Türkiye hükümeti bu alanda birçok destek sağlıyor. Türkiye'de buraya yatırım yapmak isteyen iş adamlarımıza öncelikle şu tavsiyede bulunmak isterim. Hakikaten burada yapmak istedikleri işi iyi bilmeleri lazım. Mümkünse yaptıkları işle ilgili burada bir araştırma yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bu konuda da bize başvururlarsa bu konuda biz onlara da yardımcı oluruz. Yeni oluşturduğumuz bir sekreterya var. Bu sekreterya içerisinde gereken bütün bilgileri alabilirler. Biliyorsunuz ki Ticaret Bakanlığımızın her yıl yayınladığı ülke raporu var. Bu internet sitesinden görebilirler. Bosna'yla ilgili bütün ülke raporunu okuyabilirler. Aç bazı sektörler var. Yatırıma ihtiyaç duyulan, muhtaç olan sektörleri var. İyi de gelir getirecek sektörler var. Bunlar bana sorarsanız bir orman hayvancılık konusu var. Orman sanayinde yatırım yapılabilir, orman konusunda yatırım yapılabilir. Tekrar turizm konusunda burada ciddi yatırımlar yapılabilir. Ve bunlar tekstil konusunda yatırım yapılabilir. Şöyle söyleyeyim, tekstil konusunda özellikle hemen 2 saat sonra Avrupa Birliği'ne giriyorsunuz şuradan. 2 saat içerisinde Avrupa Birliği'ne giriyorsunuz ve otobana hemen çıkıyorsunuz. Hani lojistik anlamında da çok ciddi bir yakınlık var. Çünkü bizim Türkiye olarak ihracatımızın büyük kısmı Avrupa Birliği üyesi ülkeler. Dolayısıyla hani burada yatırım yapacak istihdam konusunda hem katkı sağlanır hem de işçilik maliyetleri de Türkiye'ye göre baktığınızda bana sorarsanız burada daha uygun, daha ucuz ve bir takım sağlanan imkanlar da var. Bunların da Türk firmalarının istifade etmesini talep ederiz. Bizim açımızdan hani bu tür yatırımlar gelirse daha iyi olur. Hani Bosna Hersek'te yatırım yapılacak birçok alan var. Tarım alanında birçok yatırım yapılabilir. Hidroelektrik santralleri arasında birçok yatırım yapılabilir. Termik elektrik santrallerde birçok yatırım yapılabilir. Rüzgar enerjisi alanında birçok yatırım yapılabilir. Hayvancılık alanında birçok yatırım yapılabilir. Bu alanlarda birçok eksiklik olduğuna inanıyorum ben. Uzun zamandır boşluğunda yaşayan bir iş adamı olarak. Mustafa Bey'e yeni Türkiye'nin sınırları aşan 2023 vizyonunu ve bu vizyon için Bosna'daki Türk iş adamlarının yaptıkları çalışmaları sorduk. 2023 vizyonu olarak Türkiye'deki firmamızın 200 sanayi kuruluşu içerisine girmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bosna Hersek'te zaten şu anda sektörde ilk üçün içerisindeyiz. Bu birinci sıraya yükselmek olur bizim hedefimiz. 2023 hedefinin Türkiye açısından konması çok güzel bir şey. Herkes kendisine bir hedef belirledi. En küçük firmadan en büyük firmaya hem kurumsal bazda hem devlet bazında hem firmalar bazında herkes kendine bir hedef belirledi. Biz de kendimize bir hedef belirledik. Bizim hedefimiz Türkiye'deki firma olarak 200 sanayi kuruluşu içine girmek Türkiye'de. Bosna'da mesela ilk sıralarda yer almak, ilk sıraya yer almak ve diğer ülkelere yatırımlar yapmak. Türkiye'deki ticaret hacmini artırmak için elimizden gelen gayreti göstermek. Bosna halkı ve Türk halkının benzerliklerini bakınız bu haftaki konuklarımız nasıl anlattılar. Bosna Hersek'i ile Türk halkının tek farklı olan şeyi dil, konuştukları dildir yani. Ben hiçbir şekilde yabancılık çekmiyorum. Bugün bir Anadolu'nun bir köyü ile Bosna Hersek'in bir köyü arasında hiçbir fark yok benim açımdan yani. Orada da aynı şekilde neneler, dedeler, sadece konuştukları dil farklı. Başka bir farklılık yok. Ya biz Boşnak halkıyla iç içeyiz. Benim eşim Boşnak.
Yani hiçbir farkı yok Türkiye ile buranın. Bütün kültürümüz aynı. Yemek kültürümüz olsun, her şeyimiz aynı. Boşnaklarla biz hepimiz iç içeyiz. Bütün Boşnak vatandaşlarıyla, Boşnak mesai arkadaşlarımızla her zaman iç içeyiz. Herhangi bir sıkıntımız yok yani, çok memnunuz. Kültür konusunda çoğu kelimemiz aynı. Yemeklerimiz aynı, dinimiz aynı. Aile ilişkilerimiz aynı, aile saygımız aynı. Sizce de huzur ortamı değil midir başarıya giden yolculuğun en önemli şartı? Mustafa Bey'in firmasında oluşturduğu huzurlu aile ortamını bu haftaki konuklarımıza sorduk. Buradaki mesai arkadaşlarımızla artık bir aile gibiyiz. Bütün mesai arkadaşlarımızın Boşnak olmasına rağmen biz burada kendimizi yabancı gibi görmüyoruz. Hatta eşim de Boşnak. Bu gerçekten Bosna ve Türk kültürü birbirine çok yakın. O yüzden mesai arkadaşlarımızdan Allah razı olsun, bize hiç burada hiçbir zaman kendimizi yabancı hissettirmediler. Her zaman bir abi, arkadaş gibi birbirimize destekçi olarak bugüne kadar sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ettik. Mustafa Bey işleriyle hakikaten çok yakın temas kurmuş. İşlerinin özel problemlerine ilgileniyor. Kendilerini evlerinde ziyaret ediyor. Bu da Bosna halkı tarafından ve Türk halkları tarafından iki kültür arasında iyi bir bağ oluşturuyor, iyi bir diyalog oluşturuyor. İki kültür birbirini daha iyi tanıma fırsatı buluyor. Bu konuda da Mustafa Bey ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu ülkede başarılı olabilmek için bir aile olmak zorundasınız. Mustafa Bey de bunu en iyi başaranlarımızdan biridir. Eğer ki normalde diyelim ki 8 saat ben işçimin işini bilirim, gerisini ben bilmem dediğiniz zaman, o zaman bu başarı öyküsünü bugün anlatmıyor olabilirdik. O yüzden bugün Mustafa Bey Yavuz olarak Bosna Hersek'te var. İyi bir aile, iyi bir iş arkadaşı ve iyi bir dert ortağı ama adil olarak. Bunu eğer yani yöneticileri de bunun kültürünü almış insanlar. O yüzden de Mustafa Bey bu ülkede başarılı bir insandır. Yani önce iş, ama iş olurken de iyi bir iş arkadaşı, iyi bir aile dostudur. Mustafa Bey'i mesai arkadaşlarına sorduk. Mustafa Bey'le çalışmak bir anlamda kolay, diğer anlamda da zor. Kolay olanı gerektiği her şeyi kendisi anlatıyor, zaten söylüyor. Zor olan ona yetişememek. Mustafa Bey çok iyi bir insan. Hem de çok iyi bir iş adamdır. Özel hayata arkadaş, aile gibi. Mustafa Bey ticaret hayatının dışında iyi bir arkadaş, iyi bir dost. Onun için bulmam gereken bir cümle olsaydı, hakikaten adam gibi adam, dost. Programımızın sonuna gelirken bu haftaki konuğumuz Mustafa Yavuz, Bosna Hersek'ten Eko Avaz'ı ve Eko Avaz'ın iş dünyasına katkılarını değerlendirdi. Takdir ediyorum Eko Avaz programını. Bu şekilde ben de sizi daha önce izliyordum. İzlediğim zaman diğer iş adamlarının başarılarındaki sırları özellikle dikkat ediyordum. Mesela ne yapmış da bu kadar başarılı olmuş bu arkadaşlar, nasıl bugünlere gelmişler. Yani diğer gelecek iş adamlarına bir ışık oluyorsunuz siz. Bir Eko Avaz'ın daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde farklı bir ülkede, farklı bir başarı serüveninde buluşmak üzere sağlıcakla kalın.